Çanakkale Belediyesi YouTube kanalının değerli takipçileri. Önemli konuk ve konuları sizlerle buluşturduğumuz programımızın bugünkü konusu habercilikte sosyal medya ve ismiyle Çanakkale'de marka yaratmış, sosyal medya hesaplarından önemli bir takipçi kitlesi bulunan konuğumuz Tekin Uğurlu. Tekin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Rey nereden çıktı Allah aşkına? <laughs> Tekin abi diyelim <diyordum> o zaman. <laughs> Herhalde yani. Samimi ortamda ilerlesin. Yani ekip sağlam bakıyor. Allah maşallah. Duygu müdürüm burada. Sinan burada. Serhat burada. Aykut burada. Valla sen zaten rakip oldun bana son zamanlarda. Artık rakip bir rakip daha çıktı karşımıza bakar. Yemek. Evet marka derken valla marka değil ve o kadar da olmadı. Önemli bir takipçi kitlem var. E sağ olsun. Sizi aslında tanıtmaya gerek yok. Önemli bir takipçi kitleniz de var demiştik. Ancak tanımayanlar kent dışından programımızı izleyenler için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim tabii. Şey, e, nereden başlayayım? Aslında o kadar çok karman çorman bir şey ki hayat ki benimki. Aslen Yozgatlıyım ama hiç Yozgat'ı bilmem. Ankara'da doğdum, büyüdüm. E, üniversiteye bir diziden etkilenip bir televizyon dizisinden gazeteci olmaya karar vermiştim. E, üniversite tercihlerinde de ilk sıraya işte Ege'yi yazmıştım. Ege basın yayın gazetecilik bölümüne girdim. 83'te İzmir. Bir sene yurtta kaldım. Sonra annemler hadi biz okul bitene kadar İzmir'e gelsinler dedik. Orada 84'ten İzmir'e yerleştik. 97'de de hiç aklımızın almayacağı bir şekilde Çanakkale macerası çıktı. Şöyle, biz o zaman işte okul bittikten sonra gazeteler, ondan sonra televizyona transfer olduk. O dönemde de çalıştığımız televizyonda, Show TV'de o şey enkörmenler dönemleri şeyleri, evet. televizyonların yarışta inanılmaz yarışlar var. Biz de Reha Muhtar'ın işlerini yapıyoruz şeyde, İzmir ayağıyız. ayız gittik, Nisan-Mayıs gibiydi gittik. Bizde yaz dönemi şeydir. Aklımız fikrimiz İstanbul'da çalışmak, bütün İzmir bile taşra İstanbul'un yanında bizim meslekte. E, gittik dediler ki Ağustos 15'ten sonra gelin dediler. 2-3 arkadaş. Hatta Fatih Portakallar da kendi arkadaş gruplarıyla gidiyorlardı. O da milliyette falan çalışıyordu. Daha çok arkadaş vardı o dönemde. O da İzmir'den başladı. Tabii tabii, mesela, tabii tabii tabii. Onlar da İzmir'de. E, bizim aklımız İstanbul. O arada Niyazi Bey, Dardanel'in patronu, Ton TV kurmak istiyor. Hı hı. Bir ilan açıyor. Genel müdür. İzmir'den birisini genel müdür seçiyor. O bana bir gün dedi ki Çanakkale'ye gelir misin dedi. Çanakkale çünkü bizim için yani daha alakasız tabii. bir yer. Aklımız fikrimiz İstanbul. <laughs> Sonra İstanbul, bir arkadaş daha geldi İzmir'den buraya. Teknik müdür Erkan. Onu çok severdim. Ya oğlum dedi gel çocuklara bir hikaye bir şey göster. Buradan dedi İstanbul'a gidiyor. Zaten İstanbul'a gideceğiz diye İzmir'deki işlerimizi rolantiye almıştık falan. Yaz da giriyor. İyi dedik iki haline geldik. iki ay oldu Nurettin'cim. 25 sene Oo. kaldık burada. Gidemedik, Hanımköy'de olduk bu arada tabi. E, Tekin abi sosyal medyadan habercilik yapma fikri nasıl oluştu? Valla denize düşen yılana sarılır e, Nurettin'cim. E, biliyorsun Kalem Gazetesi'nde ortaktım ben. E, hadi dedim internet sitesi. Çok da teknolojiyle alakam yok, telefon bile kaydedemem. Hala da kaydedemem kolay kolay. E, bir çocuklara işte bana bir internet sitesi açın, vakit geçireyim dedim. E, abi dediler internet sitesini yapın. bir Facebook açalım sana dediler. Hı hı. Ben uğraştırmayın beni dedim ben bu yaştan sonra Face'de işim olmaz dedim. Abi dediler link atarız şeyi tanıtırız dediler siteyi tanıtırız dediler. İyi dedim o zaman mantıklı geldi başladık. Ee, o arada şeyde e, e, Facebook'ta canlı yayınlara yeni başlamıştı. Yani 3-4 ay 5 ay gibi bir süre olmuştu. Gazetecilikte böyle bir örnek yoktu ama ee, tabii YouTube'da falan işte Cüneyt Özdemir gibi daha birçok insan yavaş yavaş bu yorumlara falan başlamışlardı. Ama aktif gazetecilik sosyal medyada sokakta yoktu. Ben de hep gözlüyordum yani bakıyordum Facebook'a yeni girdiğim için merakla yani ne yapıyorlar, ne diyorlar. Genelde bir magazin portalı şeklinde ama işte insanlar o canlı yayın yapıp işte doğum günlerini paylaşıyorlar, işte göbekli işte düğünler falan filan. Ben dedim bunu habere yapabilir miyim? Bir gün açık cezaevinin çatısında bir yangın çıktı. O arada ben hadi basayım mı basmayayım mı canlı şeye? Kötü de bir telefon var elimde. Ne mikrofon var ne bir şey var. Bastım. 1, 2, üç kişi geldi izliyor. Hoşuma da gitti yani 3 kişi falan. Oradan başladı. Sonra 10-15 gün geçtikten sonra ben tabi sayıları artırmaya başladım e, canlı video sayılarını. Olaylara anında gidiyorum falan filan. İnsanların da hoşuna gitmeye evet, o başladı. O sayılara da geleceğiz. E tabi yani şey de yok yani e, örnek de yoktu böyle bir örnek. Evet. E, ondan sonra insanlar da tutunca e, ondan sonra ben internet sitesine şutladım. Tamamen şeye kaydım. Patladı şeye. gitti diyorsun. Instagram'a çok haksızlık ettim bu arada. Instagram'a çok geç girdim. Çocuklar abi evet. Instagram'a da girelim dediler ama ben... Ee, şey yapamadım. Bir amiral gemisi gibi işte Facebook bana yeter diyordum. Çünkü takipçi kitlesi birbirinden farklı. Tabii farklı. Yaş grubu, ilgi alanları. Tabii tabii. Çünkü şöyle Nurettin ben Instagram'a iki sene sonra girdim. Facebook'tan iki sene sonra. işte insanlar ilgileniyorlar falan ama Instagram'a girdikten sonra işte beraber abi selfie çekilelim diyen merhaba diyen şeylerin yaş birden düştü. Oradan anladım ki farklı bir kitle. Bir de ben Niye iki tane ayrı ayrı canlı yayın yapıyorum, Instagram'la Facebook'u ortak yapayım diye çok uğraştım. Hatta bir kere denedik de biraz da para harcadık. Çocuklar yardım ettiler. İkisini bir arada aynı anda canlı yayın yapayım dedim. Hemen vazgeçtim. Çünkü çok farklı. Kitleler çok farklı birbirinden. Hemen geri adım attım. Bugün sosyal medya üzerinden az önce de söylediğiniz gibi canlı yayınlar üzerinden ilerliyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla habercilik geçmişiniz de var. Az önce söylediğiniz 25 yıllık bir geçmişiniz var. Tabii. 83'te ee, üniversite, 87'de çıktım. 88-89 Yeni Asır'ın ki bilmeyenler olabilir. Yeni Asır İzmir'in ve bölgenin de en güçlü o zaman şeyiydi. Ve o zamanlar gazeteler arasında müthiş yarışlar vardı. Ve herkes de gazeteci olamıyordu. Şimdiki bir al sokaktan gel yazı yazmaya başla falan yok. Ben iki sene falan Yeni Asır'ın amatör maçlar muhabiriydim. Yeni Asır'dan başlıyor. Yeni Asır'da amatör. 88-89. Neredeyse Atac benim doğduğum yıl. Tabii yani. Atatürk <laughs> Stadı'nın yan taraflarında, yaşımız ortaya çıktı bu arada sen onu söylemeseydin <laughs> keşke. Şimdi o Atatürk Stadı'nın yanında amatör maçlara gidiyoruz. Para yok, pul yok, para da vermiyorlar o zaman. Ne sigortan var ne bir şeyin var. Hatta o işi yapan arkadaşlar Yeni Asır'dan birkaç arkadaşız Gidelim bari dedik otobüs kart alalım. O yaşa gelmişiz annemizden otobüs parası istiyoruz falan filan. E, haber müdürü bir fırçaladı bizi daha siz olmadan ne istiyorsunuz ben şimdi gençlere de kulana küp olsun hemen para pul falan yok öyle bir şey ya. Önce emek önce pişmek Abi, tabii bu tabii, alanda. tabii tabii tabii. Peki e, şimdi klasik habercilik ile yeni nesil habercilik diyelim sosyal medya üzerinden haber yapmayı bunu karşılaştırdığımızda nasıl bir fark görüyorsunuz daha mı zor daha mı kolay? Ya şöyle, hem zorlukları var, hem şeyleri var. <laughs> Şimdi, e, eskiden habere ulaşmak zordu. Hani gazete, e, televizyon, biliyorsunuz televizyonlarda eskiden bir ana haber, kırmenler şey az sonra, az sonra, az sonra, akşama kadar. E, siz sabahın köründe ya da bir, bir, bir gece önce olan olayı, ta akşam 20 haberini, 19 ana haberini beklemek zorundaydınız. Gazetelerde hatta şöyle bir şey var. İzmir'de e, bir bomba patladı şeyde, Kemer altında 10-12 evet. kişi hayatım o zaman PKK terörünün şey olduğu dönem bombaların patladığı dönem. Ben de yani akşam dedim tabii akşam gazetesinde çalışıyorum. gazetede tekim. tekim, fırladım gittim çektim fotoğrafları falan filan. E, ertesi gün gazeteyi bir açtım. Hiçbir tane şey yok. Haber yok. Haber yok. Yani. Sanki bomba patlamamış. Tabii emek harcamışsınız, fotoğraf çekmişsiniz falan filan. Ankara temsilcisi var. Hı hı. Ee, akşamın o dönem bizim İzmir'den giden Ender abi açtı, eline sağlık oğlum dedi. Hayırdır abi dedim. Çok güzel fotoğraflar falan dedi. Ee, İzmir baskısına yetişmemiş. Ya, Önce yetişmiş. taşra basılıyor, İzmir hı hı. bile taşra. Sonra Ankara ve İstanbul şehir baskısı. Şimdi hız önemli. Ee, o dönemlerde de hız önemliydi ama e, hep bir şey, hep ana haber bülteni ya da ana haber kalıbı ona yetişme. Ama şu anda her şey anlık. Evet. Yani ana haber bülteninin bir esprisi kaldı mı? Yani insanlar e, saat sabahın beşinde olan bir olayı akşam sekize kadar beklemek zorunda değil artık. Anında öğreniyor. O yüzden Aynen. ana haber bülteninin bir esprisi kalmadı. E, 15 sene önce de bize gazeteler bitiyor dendiğinde... Hı hı. Biz bıyık altından gülüyorduk. Yani nasıl biter? Çünkü o bir kültür ömür boyu yaşar diye düşünüyorduk. Evet. Ama maalesef sosyal Çok medya değişiyor tabi, ve gelişiyor. tabi sosyal medyanın hayatımıza girmesi her şeyi bizim mesleği de duman etti diyebilirim yani. Tekin abi bazı haberlerde şimdi senin sıkı takipçilerinden bir tanesiyim. Bazı haberlerde adeta olay yeri ekibi gibi hareket ediyorsun. Şimdi e, izleyicilerimiz de en az benim kadar merak ediyorlardır. E, nasıl yetişebiliyorsun? Bu hız nereden geliyor? Yani meslek, abi, meslek sırrı diye geçiştirmezsin umarım x mi ya? Işınlanıyorum. Işınlanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey tabii de. Şimdi hmm. aslında şöyle bir durum var. Bir, gazetecilik ön sezisi. İki, gazetecilik şansı deriz biz. Hmm. Şans faktörü çok, tamam, önemli. çok önemli. Mesela şöyle. Umur Bey. Belediyesinin bir etkinliği vardı birkaç sene önce. Yeni başladığım dönemlerde. Orada gittik. Işte Toplantı falan filan bitti. Ben dönüyorum dedim. Döndüm. Arabayı tam belediye iş merkezinin oralara park ediyorum. Tak şeyde anons geçti. Cinayet var. İskele Meydanı'nda biliyorsunuz bir çocuk bir başka çocuğu evet. vurarak öldürmüştü falan. Alarak ya ediyoruz. Umur Bey'de kalmış olsam. Oraya haberi Orayı, kaçırmış kaçırmış yetişemeyeceğim. Yani, o ilk haberi benden öğrendi birçok insan. o Orada da çıkışım olmuştu baya. Yani gazetecilik şansı da olacak abi. Yani e, şu anda ben buradayken işte atıyorum Esenler'de bir şey olsa şansım yok. Yani, o aralardan geçerken bir de takipçilerim sağ olsunlar. İlk başlarda değil ama şimdi... Haber veriyorlar değil mi? Her şeyi ya. abi. Her, her şey. şeyi ya. Böyle bir şey olamaz. Yani bu bazen beni zorluyor tabii. Hı -hı. Yani bir Hı -hı. duman tüse mesela dün tatbikat vardı. İşte ambulanslar şeyler arka arkaya çıkınca herkes abi pap, Tekin pap, abi pap, ne pap, oldu? Pap, Tekin abi ne oldu? Yani her şeyi ama her şeyi e, ulaştırıyorlar, şey yapıyorlar. E, tabii Tabi mesleği de sevmek lazım abi. ben evet, gecede 3 üç kere hiç şey yapmadan üç kere çıktım bilirim, tir titredim bilirim. Devlet hastanesinin orada o buz ayaz. Polisler halimi acıdılar. Abi dediler yedek bizim şey var polis şeyi. Polis şeyi giymek zorunda kalmıştım. Yani Seveceksin tabii, abi, tabii sevmeden. Şimdi yani bizim mesleğin şöyle bir kötü yanı var. Şimdi bu dijitalleşme güzel oldu ama mesleği de öldürdü. Şöyle al, kopyala, yapıştır. Siz de biliyorsunuz. Evet. Bu hale geldi meslek. Yani her işin emeği olacak abi. Tabii. Emek tabii. olmadan yemek olmaz. Kesinlikle. Tekin abi on, onlarca haber yaptın bu zamana kadar. Hatta binlerce haber yaptın. Seni en zor zorlayan, en çok zorlayan haber neydi bu süreçte? Öyle bir anım ya var mı? En zor zorlayan değil ama bana en çok ölümler tabii. En çok da çocuk ve genç ölümleri. Ya yani en çok zorlandığım şeyler o. Mesela geçen sene oldu genç bir öğretmen arkadaşımız. O bir anda kaybolmuş. Annesi aradı beni. Oğlum sen bulursun dedi benim oğluma dedi. Ama bir şey oluyor, bir olay oluyor, beni arıyor. Benim oğlum mu diyor, diyor. Hayır teyzeciğim senin oğlan değil, rahat ol diyorum, yani bulacağız diyorum falan. Hı hı. Ertesi gün şeyde ölüsünü bulduk. Dardanos'ta, Kepez arasında, Çamlıklar'da intihar hı hı. etmiş çocuk. Ee, şimdi, çok üzülüyorsun abi şimdi o teyzeyle ki. o kadar şey yapmışsın, buluruz demişsin, rahat ol demişsin. Ee, sürekli haber bile yapmadım, sürekli teyzeyi şey yapıyorum, ambulans gitti işte, onu hastaneye sakinleştiriciler falan, ondan sonra yaptım. Bir de şey çok etkilemişti. Evzine'de hatırlarsınız o dört tane çocuk suya çocuğu. arabaları evet, suya kapılmıştı. Yine işte. gidiyorsun orada. 19 gün orada kaldım ben. 19 gün orada kaldım. Barış'ı da en son 19. gün bulmuşlardı. Dördüncü çocuğu. Şimdi ailelerle birlikte oluyorsun. Onların yaşadığı şeyleri artık onlar da bir bütün oluyorsun bir yani. Bütün. Aileden birisi gibi oluyorsun. E, seni de tanıyorlar. Sen yayın yapıyorsun. Sürekli senden bir şey. Ve çocuklar yani cansız bile çıksalar çıkmadan önce hep bir umut. Ya bilincini kaybetmiştir, başka bir yerden çıkar mutlaka bir yere takılmıştır, saklanmıştır, korkmuştur. Ama olmuyor tabii, öyle bir mucize olmuyor. Ee üzülüyorsun tabii ya. Yani. 15-16'sı hepimizin çocuğu var. Allah göstermesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Tabii bunu. tabii. en çok üzen bu genç ölümleri. Peki anılarınızdan bahsetmişken habercilik geçmişiniz boyunca unutamadığınız, sizin böyle unutamadığınız komik bir anınız var mıdır? Komik. Biraz da ondan bahsedin. <laughs> diye sorunca aklıma gelmez ki. Mesela İzmir'de olmuştu. Bir televizyonda çalışıyoruz bir ilginç bir haber. Reha Muhtar da o haberleri çok seviyordu biliyorsun. Evet. Cinmin muhabbetleri, kediler, köpekler falan. Dediler ki bir kadın ağlıyor. İşte bir cin bana musallat oldu. Kocamla bizi işte yanaştırmıyor. Kocam ne zaman bana şey yapsa tencereler, tavalar havada uçuşuyor falan filan. Reha Muhtar dedi ki hemen gidin. Gittik İzmir'de bir gece kondu tek kat gece kondu tarzı bir ev. Röportaj yaptık işte kadın anlatıyor adam şey Gayet de ciddiler böyle. Biz içimizden lan böyle şey mi olur falan filan diyoruz böyle. Atıyoruz tutuyoruz yani içimizde ama yine de şey yapıyoruz. En son işte röportaj bitti kadın dedik işte o röportajda işte ben tam kocamla işte yani ne zaman bir şey istese götürsem arkadan tencere havada uçuşuyor bilmem ne. Neyse çıkıyoruz ayakkabılarımızı bağladık. Abi onlar da bizi geçirmeye geldiler. İçeriden şangılır diye bir sesler mesler gelmeye başladı. Tencereler tavalar. Bizim kameramanın bir var. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani çok çok yani komik daha acı daha üzüntülü bir sürü olay oluyor. Mesela bir gün yine Seferihisar'a gidiyoruz şeye. İzmir'de. Ee, bizim balıkçılar, şikayetçiler, e, Yunan hücum botları taciz hı hı. ediyorlar. İşte taciz ateşleri falan. Bize dediler ki gidin. Onlarla da çıkın şeye işte tacizi görüntüleyeceğiz falan. Abi gece çıktık. Sabah onlar 4'te 5'te çıkıyorlarmış. Biz de gece 2'de İzmir'den çıktık. Seferihisar'a gidiyoruz. O arada bizim farlarda bir problem oldu. Ama şoför dedi ki ben buraları biliyorum dedi. Şoförün yanındaki arkadaş daha doğrusu. Orada kalmış. Bizim eski çan yolu gibi böyle şeyli falan gidiyoruz. Birazcık. Çok yavaş bir ayı var. Ben arkada hani erken biraz uyuyayım diye ama uyumuyorum ama böyle şey. Orada da bizim arkadaş bu cinli perili masallar gibi şey anlatıyor. Orada liseyi orada geçirmiş. Ee, ailesinin bir akrabasının yanında. Burada işte yolda şey çıkıyor işte. Bir gelin çıkıyormuş. Gelin hayaleti. Arabaların üstüne atlıyormuş falan filan filan. Onun muhabbetini yapıyorlar. Yaz sıcağı. Camlar açık. Abi sen koca bir çoban köpeği. Bir arabanın içine. <gülüyor> <gülüyor> Tam onu anlatırken. Abi uçurumdan uçuyorduk. Kazaya Tam uçurum. da üzerine geldik. Tabii tabii, tabii tabii. Çok enteresan. Acısıyla tatlısıyla i̇şte. e, evet. yıllarınız bu meslekte geçti. Evet. Valla bizim meslekte şey yok biliyorsun. Hıncalışlar daha hala yazıyorlar, çiziyorlar. Meslekte emeklilik, emeklilik diye bir şey yok. Yok. Keşke olsa Daha yani. da erken abi. Ya erken de değil de artık bir şeyde bir şey yapmak. Hani kavuğu böyle teslim eder. Yani öyle bir şey tatlimiz değil tabii ama. E, genç arkadaşlarım da biraz... Daha devreye girmeleri lazım. Ben hayatımda mesela bu şeye girdikten sonra da çok daha çok dikkat ediyorum. Mesela eşim de çok şikayetçi. Şurada dur diyor mesela. Duramam diyorum. Niye? Ya bak insanlar durmuş. Ben duramam. Neden işte? Ya ben akşam oturuyor, atıyorum, atıyorum, tutuyorum, yapmayın ayıp diyorsunuz falan. E kendin yapacaksın onu. Yani öyle bir şey olma. Yani kendi yaşantımı da biraz şeyden geçirmen lazım. Yani yanlış söylersem düzelt abi. habercilik anlayışı doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık ve ilke gerektirir. Abi, şimdi ben sadece bu işi yaptığım dönemde değil. Hep yöneticilik yaptım ben. Yani Ton TV'de de, İzmir'de de, yine haber şefliği de yaptım. Kalem gazetesinde patronduk falan filan. Bir sürü insan ve hep elemanlar benimle. Şey, geldiklerinde hep şunu söylerim. Ee, sizin korumanız gereken bir isminiz var. Hı hı. Sen Nurettin'sin, ben Tekin'im, Duygu'dur, Sinan'dır, Serhat'tır. Ama daha da önemlisi benim açımdan bir titrim var. Senin. Gazeteci. Evet. sonuçta Uğur Mumcu da bu işi yapmış. Ayırmıyor adam gazeteci diyor. Şimdi bizim eski küçüklüğümüzde o işte ideal olduğu yani idealimiz olan bir meslek hep gazeteci şey yaparlardı anketler. Askeriye ve gazetecilik birincilikte yarışırdı Güvenilirlikte. Hı hı. Şimdi yerlerde sürüyor. yani. Oldu. Şimdi yerlerde yani gazeteci dediğin hı hı. adam dediğinizde herkes kaçıyor. Yani bu kadar olmaması lazım. Tekin abi, sohbetimiz güzel ama yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Tabii duygu da kesin artık diyor değil mi? <gülüyor> 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 Gayet güzel gidiyor. son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? <laughs> İzleyicilerimize vermek istediğin mesaj. Valla izleyiciler çok yıpratmasın. <laughs> <laughs> ya şöyle, hani benim yaptığım iş tabii ki biraz gazeteciliğin dışına çıktı. Hmm. E, nasıl söyleyeyim? E, yani normalde Çanakkale zaten zor bir kent çünkü herkes birbirini tanıyor. Ee, hani İzmir'de olsan, İstanbul'da olsan haberini yaparsın. Haberini teslim edersin, çekersin, gidersin. Hiçbir şeyin yok. Haber doğruysa <laughs> hiçbir sıkıntı yok. Ama burada öyle değil. Herkes her şeyini... Ya elektriği kesilen, suyu kesilen de seni arıyor. Evet. Önceki gün bir çocuk arıyor, abi elimde dolama çıktı ne yapayım? <laughs> Doktora git dedi. <laughs> Ya yani bir şey yani tabii o kadar tabii. Da... yani o kadar enteresan şeyler ki. Yani sen artık gazetecilik şey değil. Diyor. Format çok açtı artık. Yani yüzünü kaybeden bir tane kadın küpesini kaybetmiş. kulağını çekmiş. Öbür küpeyi bul diyor. Yani bunu birini kaybettim diyor, öbürünü bul diyor. <laughs> yani çok enteresan bir, şey. bir boyut. Enteresan talepler de var. E, tabii sen yani, yani hem yoruyor insanı o zaman. E, mesela işte bayramı geçirdik. Yani diyemedim de benim haddim değil yani şey hani ben WhatsApp hattını ve şeyleri Instagram işte şeyleri bir haber anlamında kullanıyorum. Yani onun dışında hiç özel şeyimi göremezsiniz benim. Evet. İşte hayırlı cumalar, işte hayırlı bayramlar, hayırlı kandiller o kadar çok mesaj geliyor ki Allah razı olsun herkesten ama sanıyorlar ki bir tek ben yolluyorum ama binlerce mesaj geliyor. E bu trafik etkileniyor o zaman. Yani gerçek haber Abi attım görmediler. Nasıl göreyim? O Gerçek kadar çok. haberi de kaçırıyorsun. Tabii geçen yazayım ya. dedim hatta. Ya ne olur kurban. Ha hep aldım kabul ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. E, sizin de bayramınız kutlu olsun diye bir post yazayım dedim ama hmm. hani güzel bir yorgunluk tabii bu da. Yani insanların sizi sayması, sevmesi bir de bir Tekin abi modu oturdu. Evet. Ee, çok şükür. Yani gazetecilikten ziyade bir Tekin abi sanki evden bilmiş her yaştan insanla işte şeysin. Güzel, hoş. İyi ki varlar takipçilerimiz. Tabii Allah razı olsun herkesten. Kesinlikle. Tekin abi programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsın. Yüreğine sağlık. Sağ ol. Rakibim Nurettin. Beraber evet, habere evet, çıkarız. Teşekkürler. <laughs> Koşturuz göbekleri eritmemiz lazım Aynen aynen. Sende de böyle eritmek gerekiyor. Evet değerli izleyicilerimiz bugün konuğumuz başarılı gazeteci, büyüğümüz, abimiz Tekin Uğurluydu. Kendisi programımızın başında da söylediğim gibi yeni nesil habercilik diyebileceğimiz sosyal medya platformunda habercilik yapıyor. Haberciliğin zor bir meslek olduğunu hepimiz biliyoruz. Buradan kentimizde ve ülkemizde bu mesleği yapan tüm basın emekçilerimize kolaylıklar diliyor sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Değerli YouTube kanalı takipçilerimiz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Farklı konu ve konuklarımız ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı, mutlu ve güzel yarınlar dileriz.